Şimdi bu şeylerin yani herhalde 1 milyon dolarlık soru kimsenin çok kısa bir net bir şekilde yanıt veremediği bir soru. Kısaca şundan herhalde bahsedebilirim. Yani şimdi bir rakamlarla oynamaktan vazgeçmekte fayda var. Bugünkü Bakan Albayrak'ın açıklamasını mesela hatırlatmak isterim. Bugün basın mensuplarına dış ticaret açığının %32 azaldığını açıkladı Bakan Albayrak. Şimdi kendisi Temmuz 2017 verisiyle Temmuz 2018 verisini karşılaştırarak aylık dış ticaret açığının %32 azalmış olmasını dış ticaret açığının %32 azalmış olması olarak gösteriyor. Ama biz yıllıklandırılmış dış ticaret açığına baktığımızda tam tersine aslında bir artışın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Elbette ki bu Türk lirasının hızlı değer kaybı bir dış ticaret açığının düşmesi anlamına gelecek. Cari açığın biraz kontrol altına alınma ihtimali ortaya çıkacak. Ama bunları söylemek ayrı, rakamlar oynayarak hiçbir sorun yokmuş gibi davranmak ayrı. Yapılması gereken temel şeylerden birisi bu. Türkiye ekonomisinin çok ağır bir sorunla karşı karşıya olduğunu, bir durgunluk ihtimalinin ve stagflasyon ihtimalinin çok güçlü olduğunu görmek lazım. İkinci nokta şu, biz basitçe bir faiz ayarlamasıyla, bir para politikasında bir değişiklikle sorunun aşılabileceği noktayı geçmiş durumda olabiliriz. Dolayısıyla klişelerden, ezberlerden kaçınmakta fayda var. Sadece işte bazı piyasa aktörlerinin ya da yatırımcıların dillendirdiği gibi 500 bas puanlık bir faiz artışı, 300 bas puanlık bir faiz artışının Türkiye'de sağlayabileceği istikrarın geçici bir istikrar olabileceğini ve Türkiye'nin ekonomisinin temel yapısal sorunları olduğunu hani görmek lazım. Bu aramalı ithalatına bağımlılıktır. Bu sermaye girişine bağımlılıktır. Bu sürekli açık veren bir ekonomidir. Bu rekabet gücü olmayan bir ekonomidir. Bu rekabet gücünü sadece ve sadece emek gücünün piyasa fiyatını bastırarak, ücretleri bastırarak aslında böyle bir rekabetçiliği sağlamaya çalışan aktörlerden müteşekkil bir ekonomidir. Yani bu sorunları daha ayrıntılı ve daha dikkatli bir şekilde tartışmak herhalde yapılabilecek başka bir şey olabilir. Ben politika yapıcıların krizi aşmak anlamında bir ufka sahip olduğunu, radikal önlemler almak anlamında bir ufka sahip olduğunu düşünmüyorum. Elbette bazı yani finansman ihtiyacının karşılanması için aldıkları bazı önlemler ve alacakları bazı önlemler olabilir. Ama ortada bir program yok. Ortada yeni ekonomik model adı altında sunulan bunamaca bir program demek çok anlamlı değil. Dolayısıyla Türkiye'de kamusal mülkiyetin ekonomide ağırlığının görüldüğü bir istihdam reformu ve vergi reformunun aslında yenilenmenin bir parçası olduğu bir program tartışmasına ihtiyaç var. Ve bu da basit piyasacı yöntemlerden, klişelerden uzaklaşmayı, durumu idare etmeye çalışmaktan uzaklaşmayı gerektiriyor diye düşünüyorum.